Şimdi bakın, İyi Parti denen gerçekten adının dışında neyinin iyi olduğunu bilmediğimiz, biraz da beni güldüren bir yapı var. Genel başkanlarının adı Meral Akşener. Meral Hanım iyice kafayı bozdu. Ondan sonra belediye başkan adayları açıklamaya başladı. Yani şunu söylüyor, ben altın tepside Cumhur İttifakı'na gidiyorum diyor. Efendim, hey George, versene borç. Olmaz Michael, öpeyim de kaykıl. Öyle bir şey mi? Neydi? Unuttum onu. Heh. Bu bey, Hakan Peker adlı bu bey, İyi Parti'nin Safranbolu Belediye Başkan adayı olmuş. Efendim, Meral Hanım, olmaz Michael, bende diyor. Ha, pardon, ben kaykıl nereden çıktı? Şimdi hakikaten Meral Hanım giderek bir güldürü ustasına döndü. Ben de Meral Hanım'ın eskiden kızıyordum, şimdi onun o güldürükçü haline bakıyorum. Televizyondan Cumhurbaşkanı adayı arayan kim? Meral Hanım. Sen be ya. Televizyonda, ya hocam Cumhurbaşkanı adayı olabilir misiniz? Hani sizin tip de uygun, nasıl? Abi bağırıp çağırıyorsun, kilo uygun, hukukçuluk var, milliyetçisin. Yeri geldiğinde Kılıçdaroğlu'nu Alevi diye çakıyorsun. Yeri geldiğinde muhalefet yapıyormuş gibi görünüyorsun. Yapmıyorsun aslında Erdoğan'a. Bir de baktım, yani toplumda da karşılığım var, gözler falan böyle. Hocam bir gelsene bu işi yapalım. İki saat sonra hocam vazgeçtik. Cumhurbaşkanı adayı olarak değil de yemeğe gelsen olmaz mı? Vallahi böyle oldu. Adama Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiler. İki saat sonra abi Cuma'da günü yemeğe gel dediler. Meral Akşener bunu yaptı. Şaka yapmıyorum. Şimdi de sokaktan belediye başkanlığı. Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Mustafa'yı yapacaklar galiba. Beşiktaş adayı mı ne, bir şey yapacak. Şimdi de böyle hey George versene borç. Ne diyecek orada, gidecek. Nereye gidecek? Mesela İller Bankası'na. Hey George versene borç derken oradaki adam neyse. Hey abi versene money. Çık kudu falan. Abi böyle nedir ya? Bakmayın, ben bugün hızımı alamadım. Sabah yürüyüş yaptım, kahve içtim bilmem ne. Siz memleketle dalga mı geçiyorsunuz? Hakan Peker'e diyeceğim bir şey yok. Herkesin siyaset yapma hakkı var ama önünde geleni sokaktan. Abi Canan Hanımcığım, iyi bir insan kötülüğünü duymadım meselesi değil. Ben de duymadım kötülüğünü. Kendisini de tanımıyorum. Mevzu o değil ki. Nasıl, neden, ne oldu, nedir, kimdir, ne yapıyoruz noktasındayız biz yani. Anlatabiliyor muyum? Televizyondan Cumhurbaşkanı arayan birisi Pop Sav'dan da Hakan Peker'i getirtir. Bir de Mustafa Sandal'ı yanına koyduğu zaman vallahi tadından yenmez mitingler. Vallahi tadından yenmez. Onu size söyleyeyim. Ama asıl mesele şu. 90'lara geldiğimiz zaman Meral Akşener'in 90'larda Mehmet Ağar'la, efendime söyleyeyim Tansu Çiller'le ve orada o dönemki olup biten o mafyatik ilişkiler içerisindeki İçişleri Bakanı iken neler olduğunu, neler yaptığını konuşmamız gerekir diye düşünüyorum ben. Çünkü o zaman Kürt iş adamlarının kuytularda öldürüldüğü, o zaman Türkiye'nin içerisinde bu olup biten meselelere baktığımız vakit, altını çiziyorum, baktığımız vakit Türkiye'de derin devlet organizasyonunun olduğu, yani birileri hey George verse de borç diye şarkı söylerken birilerinin kan kustuğu, işkence gördüğü, infaz edildiği bir dönemden söz ediyoruz. Hey George diyen değerli arkadaşımız Sayın Hakan Peker bence dikkat etsin. Nereye gittiğine dikkat etsin. Ve şahane bir şey oldu. Ankara İl Başkanı çıktı, delikanlı adammış. Dedi ki ya Meral Hanım kusura bakma da ben istifa ediyorum. Niye dedi? Çünkü şundan dolayı dedi. Arkadaş dedi, ben düne kadar Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmasını bile savunacak bir yerdeyken şimdi adama oy vermeyin diyeceğim. Böyle bir mantıksızlık olur mu dedi. Helal olsun adama. İşte işte kendi şahsını korudu. Kafayı çalıştırdı, kafayı. Ya ben buradan soruyorum. Meral Hanım, nasıl Ekrem'e bundan adam olmaz diyeceksiniz? Nasıl Mansur Bey'e bundan adam olmaz diyeceksiniz? Nasıl diğer şehirlerde desteklediğiniz kimselere bundan adam olmaz, bizimkiler daha iyi adam diyeceksiniz? Ya da kadın diyeceksiniz. Nasıl yapacaksınız bunu? Hiç mi halkımızı akıllı yerine koyacak kadar sevginiz yok? Yani Türkiye'deki bütün ahali ahmak mı yani? Hiç kimse şunu sormayacak mı? Meral Hanım efendi diyeceğim, tamam Hakan Peker geldi, eğleniyoruz. Mustafa Sandal geldi, gülüyoruz, eğleniyoruz. Erşan hocamı da bir şey yapacaksınız. Ona da gırgır yapıyoruz. Herhalde Ersan Şen'i bu sefer Cumhurbaşkanı yapamadı. İstanbul Belediye Başkanı da iyi yapar. Neyse. Ama hiçbir Allah'ın kulu sormayacak mı ya? Düne kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya layık gördüğün, hatta Cumhurbaşkanı olmaya layık gördüğün insanlara tuğ kaka edeceksin, benimki iyi diyeceksin. Bu ne periz, ne lahana turşusu demeyecek mi? Meral Hanım
bence sağduyulu kenarda oturmalı. Tamam, Hakan Bey'le Safranbolu işini çözünüz. Allah selamet versin. Bence Kılıçdaroğlu Hakan Bey belediye başkanı olsun diye aday çıkartmasın be. Ne olur? Ne olur? Hep beraber gideriz orada. Hey George, versene borç. Ve Meral Hanım'a deriz ki burada bak oynuyoruz, dans ediyoruz. Meral Hanımcığım çık. Tamam, ne yapıyoruz? Meral Hanımcığım vaziyeti idare edelim. Siz başka yerde çıkartmayın. Hep beraber gerekirse halay da çekeriz. Hopa falan böyle. Ya siyasete bakar mısınız? Neyse. Biraz da tabii şeyin baba sahnedeki gösterinin ruhunu size anlatmış oluyorum. Bunların şarkıları var, gırgırlar var. Arada reklamı da almış olduk. Devam edelim. Efendim.